kapanmadı değil mi İsmail? Vay suratsız, ne yapıyorsun? Vay suratsız, oyuncak oynuyor. O topları çıkar demiyor mu sana? Çıkar dedi. Hayır, bunu çıkar diyor. Tamam, çıkar diyor. Onu ilk dediğim yerde. İlk vardı. Şimdi bulamıyorum. Tamam. Gizlenmiş. Bir dakika çıkarsın. Allah Allah. Al. Buna mı koymak istiyorsun şimdi? Hayır, eline oynamak istiyor şu an. Tamam, oraya koydu, geliyor. Bir de bunu çıkartayım. Tamam. Bir de onu çıkar. O zaten direkt çıktı, kırıldı kafası, mafası. Her şeyi çıktı. Bak şimdi tak diyecek. Çocuk ne istediğini bilmiyorum. Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydın. Oh, mis gibi tertemiz, güneşli bir günümüz var. Benim içinden, ben kendi açımdan söyleyeyim. Benim balkon mevsimim artık yavaş yavaş açılıyor. Çünkü Antalya'da havalar az buçuk ısınmaya başladıktan sonra bizde balkonlar açılır. Balkon mevsimi açılır diyeyim ama ben bu sene balkon mevsimi nasıl açacağım, nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Çünkü balkonlar artık Hakan da büyüdüğü için demir parmaklık yaptırmam gerekiyor. Bir de ben şöyle siz koysam nasıl olur? Bayağı iyi olur. Asmaktansa şöyle daha rahat. Ay. Dediğim gibi şimdi bu sene acaba balkonu nasıl rahat oturabileceğim onu da düşünüyorum. Sabahtan Nihal abla geldi. Nihal abla ile de tekrardan konuştuk. Herkesten fikir alıyorum. Benim balkonlara parmaklık yaptırmam lazım. Ben geçen sene kış başında birkaç kere fiyat sordum. Her iki balkon için bana çıkan fiyat 15 bin lira falan çıkıyor. İnanılmaz derece afaki fiyatlar çıkıyor ve komple kapanacak bir şekilde çıkıyor. Ben komple değil, birazcık. Artık ne kadar gerekiyorsa, ne kadar lazımsa yükseltmek istiyorum. Ve ondan sonra bu belki sanayilerde görmüşsünüzdür. Yukarılara güneş gelmesin diye böyle bir yeşil bir örtü vardır. O yeşil örtüden de ben oraya kapatıp herhangi bir şekilde çataldır, bıçaktır, minik oyuncaktır onları da atmamız için o şekilde kapatmayı düşünüyorum ama Nihal abla da dediğim gibi sabah konuştuk. Sabah dedi bu bizim Milli Egemenlik Caddesi'nde birkaç tane günün suçu var. Onun için orada demir, alüminyum korkuluk yapan yerler var. İstersen bir de oralardan fiyat aldır. İsmail bakma. Ne oldu sana? Alüminyum korkuluk yapan yerler var. Alüminyum korkuluk yapan yerlere de biz fiyat sor dedi. Komple kapatmaktansa dedi. Biraz dedi bir yükseltirsin artık ne kadar gerekiyorsa. Ondan sonra o yeşil örtü dedi. Komple kapattıktan sonra dedi. Aşağıya bir şey atmasını da engelleriz zaten dedi. Bu bir sene yaklattıktan sonra dedi. Zaten o dedi atmaya da büyük bir ihtimal artık dedi. Unutup o alışkanlığı gider dedi. Aşkım. Kapanmaz ama öyle o. İki tane topu bir tane oyuncağın içine sokmaya çalışıyor ya. Biliyor da işte tam kapattırıyor. İşte tam kapanmaz işte. O da tam kapanmayacağı için. Hatta ben buradan benim evimden eski sanayiye ben yürüyerek gittiğim için her yere yürüme mesafesi de 25 dakika falan sürüyor. Evet. Bakar mısınız?
ne diyelim işte, Hakan'la video çekmek bu kadar oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kendisini. Aldırış etmezseniz, görmezden gelirseniz bir süre sonra zaten teniste susuyor. Ne diyorduk bakın işte. Bir şey anlatacağım. Zaman komple kafam dağılıyor. Hem ön balkonu hem de arka balkona benim demir parmaklık yaptırmam gerekiyor ki. Tabii bununki de en az maliyetle onu yaptıracağım. Nihal ablanın dediği gibi Milli Egemenlik'teki alüminyum korkuluk yapanlara bir fiyat alacağım. Dedim eski sanayiye doğru bir gideceğim. Eski sanayi zaten benim evimden yürüyerek 20-25 dakika. Ben her yere yürüyerek gittiğim için basit oluyor, rahat oluyor. Oraya da gittim. Orada da birkaç tane, birkaç yere de sorarım herhalde. Ona göre bir fiyat alıp böyle tam yaz gelmeden şu aralar bu parmaklık işini halletmem gerekiyor mutlaka. Ya bendeki sakallara bakar mısınız? Koca çarşafı asacağım derken yere düşürdüm ya. Lah diye düştü yere. İsmailci bağlı geliyor. Geliyorum. Bir insan sakar olur ama bu kadar olur arkadaşlar. Yani çarşafı şöyle bir atayım dedim. Hani böyle atarak şöyle bir silkeleyerek serecektim. Ya çarşaf elimden dur geldim aşkım. Çocuklar duyacak ki benim. Çarşaf elimden an fırlatıvermişim. Bir anda böyle şey gibi baka kaldım çarşafa ya. Sonra başladım kendi kendime gülmeye. Neyse ki Allah'tan yoldan geçerken araba yoktu ki herhangi bir sıkıntı. Yani kazaya mahal vermedik. Araba da geçiyor olabilirdi. Bir motor da geçiyor olabilirdi. Motor geçseydi tabii ki de daha kötü olurdu. Ya da yürüyen bir insanın üstüne düşseydi Allah korusun. O da çok kötü olurdu. Şimdi böyle güldüğüme bakmayın. Yanlış anlamayın ama. Gördün mü koca çarşafı? Elimden bir anda salmışım ya. Banyoya koyunayım istersen. Arabaya her bindiğinde bir şeyler yiyorsun. Evet hazırlandık. Şimdi Leyla'lara gidiyoruz ama tam Leyla'lara gidecekken İsmail'in maske almadığını fark ettik. Maske alışkanlığımızın iyice oturması gerekiyor. Evden çıkarken telefonumuzu, anahtarımızı, cüzdanımızı nasıl unutmuyorsak maskemizi unutmamamız gerekiyor. Bunu artık alışkanlık haline getireceğiz. İsmail'in unuttuğu için şimdi tekrardan yukarıya çıktık. Maskesini almaya. Dur bakayım annem şu uçtan geldim. Ferdi abi geliyor mu? Daha da gelmiyor. Hı? Eskilerin bir sözü vardı İsmail, bilir misin? Sen bilmezsin. Akılsız ne? Başın cezasını ne çeker? Ceza çeker. Ayaklar hayır, çeker. Ya şimdi sen hayır, unuttuğun hayır için tekrar yukarı indin ve çıktın, yoruldun değil mi? Hı-hı. Bir daha maskemizi hiçbir şekilde unutmuyoruz. Evden nasıl çıkarken her şeyimizi alırsak maske ilk önceliğimiz olacak. Her şeyden önce. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Neden buradan geçemeyiz? Dönelim. Soğanı kaç kilo alacaksın? 2 kilo falan. 1 kilo kıymadan mı yapacaksın? 1 kilo. Ha, belki daha fazla yaparsın diye dedim de o yüzden. Daha fazlasını yapamam. Ancak 1 kiloluk yaparım. Ağlama şekline bak ya. Söyle Leyla, söyle. Allah aşkına bir daha bir kız. Rahat diyelim mi aman la. Atlayamadın mı? Atlayamadım. Liralarım döküldü, toplayamadım. Yenisi nasıl damıtı? Bilmiyorum Allah, az önce şeyde duydum. Sonra o kadar sınıf. Videoda duyduydun sen az önce. Videoda mı? Hı-hı. Sen mi açtın? Ben açtım ya. Sen açtın da. Hadi doğrusu seninkiler acı yemez. Az koyayım. Az koy. Salçalı yapacaksın bir de değil mi? Salçalı koyacağım az. Zeytinyağı koyacağım. Akşam yemeğine fırında tavuk. Bir de yanına pilav. Pilavı sebzeli mi yiyorsunuz sadece? Yemeği de yanında yat. Sade yapsan olur mu ya? Olur. Sebzeli yapmayalım. Şeyleri bugün halledeceğiz değil mi? Neyi? İçli köftenin iç harcını. İç harcını bugünden yaparım da. Şeyini, diğerini yarından yaparım. Dış harcını.
ya yarına ya da cuma pazartesi sabah da yapabilirim. Dışını yapmayın. Zaten pazartesi günü akşam gelecekler ya. Yani. Kim? Uzatmam en azından. Şu evlenen kuzenim yok muydu? O zaman ben şeyleri, soğanları yavaş yavaş doğramaya başlayayım. Olmaz mı? Yaparız ya, pilavı koyayım gibi. Sen tek pilavı koyasaya kadar ben yapayım böyle. Tek başına yapma, boşver. Niye kızım? Kıyamam sana. Kıyamam sana. Yo yo, ben yavaş yavaş doğramaya başlayayım. Sen orada da pilavı yaparsın, bunu soslarsın. Bunu sosuna bir şey kalmaz. Çay koyacağım, zeytinyağı koyacağım. Kekik koydum, pul biber koydum, karabiber koydum. Az kimyon koyak. Sarımsak doğradı. Sarımsak doğradı. Fırında az yeşil, şey, yeşil biber koyacağım da onları diri diri koyacağım. Siz pek sevmediğiniz için biz seviyoruz. Kenarlarına şöyle koyayım. Olabilir. Zaten domates falan koymayacağım. Mangallık gibi olsun. Yani. Olabilir. O şekilde fırında. Aslında şeyde şu diğer tavada tam şey oluyor, güzel oluyordu da şu çift taraflı tavası var ya onların. Ama şey şimdi geç oldu. Geç olur, onda da hepsini birden yapmam. Seni sıfırına vermek. Yani. O Leyla ne güzel kızarmış kız. Mangal. Mangal yaptım ya. Oldu. Ama şöyle çevirelim, diğer taraflarda kızarsın da. Alt almana gerek yok ya, zaten çevirdin ki sen bunu. Çevirdim de şey, hani suyunu da çeksin biraz diye. Bence suyunu çekmesin Leyla. Çekmesin. Ekmek bana ne yapar? Ekmekle, tamam, ekmekle. Leyla benim bunlar olmadan. Söylemiştin. Seninki içe giriyor ya. Aynen. İçe girdiğinden dolayı. Geliyor. Gönlümün efendisi geliyor. Gönlümün efendisini uzak tutu yanmasın. Gelmiyor. Abis tuttu. Gönlümün efendisi. Öyle diyor ya, gönlümün efendisi. Soğanlarımızı doğradık. Leyla bu küçüklük iyi mi kız? Sen daha mı küçük doğruyordun yoksa? Ben daha büyük doğruyorum. Küçük doğramıyorum. Çok erimesin içinde diye. Kızım niye söylemedin? Ben böyle doğradım ya. Sonradan fark ettim. Ondan artık iş işten geçmişti. Karışmadım. Söyleseydin bir şey olmazsa kurtardığımız kadarını yapardık. Etin içinde erimesin diye biraz daha şey yapıyorum. Ne bileyim, ben hani belki sen büyük dersin diye küçülttüm kız. Biraz daha iyi doğruyorum. Etin içinde erimesin diye. Neyse. Çok bir şey yapmış olduk etti yani. Aynen. Eriteceğim mi onları mikrodalgada? Mikrodalgada eriteceğim de şeyden, yemekten sonra eriteyim. Şey yapalım. Bence de en güzel kavralım. Yemekten sonra kavralım. Yemeğimizi yiyelim ondan sonra. Yani. 200 gram iç yağ. İç yağ diyorum. Kuruk yağ. 1 kilo et. 2 kilo soğan. Evet. Leyla kuyruk yağı da kullanıyor. İçli köftelerin içine. Daha bir lezzeti daha güzel oluyor. Kuyruk yağının neyi daha güzel. Hem eti donduruyor. Hem de daha lezzetli oluyor yani. Lezzet veriyor kuyruk yağı. Tabii biz şimdi bu içi bu akşamdan hazırlayacağız ama yarın değil, yarından sonra. Şu anda şey dolapta tam olarak hani kuyruk yağıyla beraber donsun, şu olsun diye. Dondum ama daha iyi oluyor. Bir gün bekledim de iç aç daha iyi olmuyor. Açarken hamurunu kırmıyor. İşte kırmıyor. Bekletmek iyi oluyor. Patlatmıyor, çatlatmıyor. Çatlatmıyor, patlatmıyor. Oymak daha rahat oluyor. Tabii canım, şey. Yani. Gülcan da aynı gün yapıyorsa buzlu atıyor. Bir de bu için. Soğanlar çok sulu oluyor, biliyor musun? Evet ya, en son benim yani yaptığımda soğanlar yani, bildiğin çorba gibi oluyordu. Seninki zaten aşırı şeydi ya, çorba gibiydi. Evet, hiç yok. En azından o kuyruk yağı şöyle bir gün dolapta durunca içini hazırlayıp o soğanın şeyini de alıyor. Suyunu da çekiyor. Ha, donduruyor ya, daha iyi oluyor. Ondan dolayı. Benim o şey, köyden gelen soğanlar çok güzeldi. Senin köyden gelen soğanlar bir de çok acıydı Leyla. O ne biçim? Acı ama sulanmıyordu belki. Acayip göz yakıyordu onlar ama. Öbürü çiğ köfteydi. Onu kullandım diye hiç sulanmadı o. Bir de şey yaptım. İçini hazırladım. 3-4 saat sonra hemen direkt doldurmaya başladım. Hiçbir şey olmadı. Sulanmadı. Bu çok sulanıyor. Bu sulanacak canım. Bu belli zaten. Bu doğrarken bile belliydi bu sulanacak. Yani. Şeydi. Aşırı şekilde sulanıyor bu. Şimdi Leyla içi dinlenmeye bırakacak.
Leyla içi salçalı yapıyor. Dışında salçalı yapıyorsun değil mi sen Leyla? Dışına da salça, pul biber, karabiber koyuyor. Evet. Yani tat kırmızı versin diye. Kırmızı oluyor. Yani salçayı çok fazla koymuyorum ama. Karabiberle pul biber tat versin diye. Bir de hani şey haşladığın zaman falan bembeyaz olmasın diye az salça da koyuyorum. Evet. Haşlamasını da yapıyoruz ya. Siz tabii tek kızartmasını yapıyorsunuz. Ha biz haşlamasını yapıyoruz. Haşlamasını da yapıyoruz biz. Haşlamasını da yaptığım için şey haşlaması aslında daha hafif oluyor kızartmasından yani. Haşlamasını da yaptığımızda salça kullanıyor. Geç. Evet. Sıvışmadık. İçiyor musun sen bunu? İç. Bak ne güzel içiyor bu. Kandil semidini bulamadım ya. Nasıl bulamadın ya? Tarifini arıyorum. Şimdi Leyla ne yapacaktık biz? Kandil semidiyle şey... Üzüksü neydi? Ramazan kahkesi. Bayram kahkesi antibi. Bayram kahkesi. Mahlep mi lazımdı ona? Mahlep. Mahlep ne kadar istiyorsun? Ne zamandan beri aklımda yapayım diyorum da mahlep... Şuradaki baharatçılarda falan yok ha. Ben bulurum buradakileri. Olmasa bir başka yerden bulurum. Ben şeyde var. Doğu garajındaki baharatçılarda olur öyle şeyler. Sen Doğu garajına gidiyor musun? Orası giderim. Sen mahlep istiyorsan yapılacaksa ben gider alır gelirim. Sıkıntı yok hayatım. Hem ama bana yürüyüş olur. Hani çocuklara sonuçta bir şeyler yapıyoruz. Atıştırmalık, yufakalık yapıp da bundan mı yapsak diye uzun zamandan beri aklımda yani. Sen istiyorsan ben onu alırım birkaç güne kadar. Birkaç güne kadar değil de haftaya falan bir bakalım. Sen bana yaz ama ismini. Mahlep. Ben unuturum onu 10 defa. Helal. Mahlepsiz atom çayını da güzel içiyor. Ya mahlep gerekiyorsa mahlep alalım Leyla'cığım. Mahlep güzel koku veriyor hem de tat veriyor da. İşte burada bir sıkıntı onu. Senin var ya. Evet. Adama bak katmer yapıyor şu. Leyla'nın baktığı sayfalara bak. Yemek sayfalarına bakıyor arkadaşlar. Dur bir saniye bakacağım. Vay. Antep katmeri. Evde simit katmer nasıl yapılır? Bayılırız. Simit katmeri. Canım istedi. Ne oldu? Sen niye gidin? Bunlarını gördün mü? Yenliğe niye kısalıysın da bilek alıysın da bana upuzun alıysın? Hele bak ne hale getirdim çorabı. Şimdi Leyla ile çorap kavgası yaparız. Leyla'ya sevgililer gününde aldığım çorabı girmiş. Eve geldiğim zaman... Yok bu sevgililer gününde. Senin ha benim aldığım değil bu. Öbürünü getirmiştin ya. Getirdim. Doğru pardon özür dilerim bak ne aldım da karıştı. Benim aldığımı giydin mi? Senin aldığın duru işte. O da bunun aynı bana. Aynısının grisi pembesi. İki bu renk gri, bugün gri giydiğim için griyi açtım da. Yani. Leyla ile onun kavgasını yapıyoruz. Benim çoraplarımı gördü. Benim çoraplar soket için tamam mı? Benim çoraplar soket olunca ben kendine soket, diyor soket iste almışsın diyor bana diyor. Kızım ben soket moket bilmem ben bilek bilirim. Ben bunu bilmiyorum yani. Belki de soket değil. Mi? Bilmiyorum şimdi ayağımı soket da göstereceğim. Ayıp olacak ya. Ben çok şey yapamam. Bak şu soket değil mi bak. Şimdi ayaklarımızı çekiyoruz şu anda bak ya. Ben soket diyebiliyorum. Ben bilmem artık bunu. Valla ben de bilek diyeyim. Soket moket. Ben soket diyebiliyorum. Yani, ay Leyla saçını. Ben senden özellikle bilek istedim de. Unuttum. Ben sana bir tane bilek alacağım kız. Söz. Değil. Ne zaman? Çorap. Ne zaman alayım? Ne zaman isteyeyim? Yarın dışarı çıkarsam alayım. Allah'ın yeni mi tutulur bacım? Söz yarın alayım sana kız. Yarın dışarı çıkarsam söz alacağım sana soket. Ne renk isteyin? Renk koyma Leyla. Azıcık renk göre koymayayım yok kafamda ya. Renk biz kırmızı diyoruz. Kırmızı bulamıyoruz bir dadan nasıl. Hakikaten kırmızı hiç yok diyor. Leyla bir yerde kırmızı çorap buldum. Hı. Ama çorabın fiyatını görse. Ben sana aslında bir tane kırmızı çorap ayarlamıştım da. Evet bana de. Ama birine vermişim de bana. Evet buna birisi başka birine vermiş sana çorabı. İlkay ablam şey işletiyordu ya tuhafiye. Hı. Ondan almış canım o da büyük bir ihtimalle satamamıştır. Buna satamadığı ürünleri veriyor. Bu da ona verilen ürünleri bana hediye olarak kalktırmaya çalışıyor. Bot çorabı diyor ama nasıl bir şey biliyor musun? Şuraya kadar geliyor. Şuradan siyah püskülleri var. Ama bot çorabı
Ama bacım ben onu giyemem ki ne? Püskülü püskülü. Ben tamam. Sana gösterdim bak, giyebiliyorum. Bot, bu çorap şeye sayılarsa. Bot ondan kısadır. Çorap yukarıda kalıp püsküller de botun dışına. He, püsküller botun dışına çapıyormuş. Evet öyle. Öyle bir kırmızı çorap verdiydi. O çorabı da bana verdi. Püsküller siyahtı. Çorap da kırmızıydı. Ben giyerdim. Onu ben sana gösterdim diye düşündüm. Göstermedi. Bana hiç göstermedi o çorap. Hayır. Ben görmek. O zaman ben onu kime verdim? Hayır, Leyla'yla az önceki saatten beri şey, çorap kavgası yapıyoruz biz. Acaba? Kime verdim? Benim çorapları gördü, ben bu çoraplardan istiyordum diye. Onu ben sana verdim diye düşünüyorum. Bana vermedim. Beyza'ya falan vermişimdir. Beyza'ya vermişimdir o zaman. Bana vermedim. Beyza'ya falan vermişimdir o zaman. Gülcan da giymez çünkü öyle çorap. Ya Gülcan'a gösterdim, kabul etmez zaten. Bu neydi dedi? Bir şey söylemiştir o, ben Gülcan'ı dedim biliyorum. Gülcan'a ben bir kere, Gülcan bana bir elbise göstermişti de bu elbiseye de bir isim koyduydu. Bu elbise giyilmez dedi, kaldırdı da attı. Yok yok, çorabı da kabul etmediydi. Dedim ona ben de giymeyeyim dedim. Hediye verdiler dedim, ben de verecek adam gezeyim dedim. Verilen hediyeyi başka birine hediye. Can giymedikten sonra evde duracağına başka birine değerli. Giysin yani, değerlensin. Aynen dedim. Yani sağlam, bir daha kullanılmamış çorap yani. Doğru. Ne yapacağım? Evet. Evde saklayayım mı? Çöpe mi atayım ya da sadece yeni şey? Niye kız? Gelinine saklarsın işte. Gelinine verirsin. Deniz evlendi mi? Tabii canım. O zaman der neler çıkar neler çıkar. Çorabın ne değişiyor? Çıkacak Allah aşkına söyle bana. Dolayısıyla çorabın bir farkı çıkar. Işıklısı mı çıkacak? Gelinime şey saklayayım ben. Neyi saklıyor? Deniz'in battaniyesini saklıyor. Bak, Deniz'in bebeklik battaniyesini saklıyor. Ondan sonra şeyi var, küçük eşofmanı var, pijaması. Ondan sonra... Geldi gidiyor ya. Ayakkabısı var ama ayakkabıyı Hatice aldı vermiyor. Kız ben sana şeyi vereceğim unutturma, sarı hırkayı vereceğim. Onu sen saklayacağım demiştin ya. Sarı hırkayı saklayacağım değil mi? Demedin mi? Yok. Mavi? Yok. Ama sarı hiç mi giymedi demiştin? İkisini de hiç giymedik deriz. Ay biz maviyi çok giydik Leyla. Şimdi bak bahar yaza doğru maviyi tekrar giyecek. Hep maviyi giydiriyorum ben. O hem rahat, bol, çok rahat oluyor. Bir de sıcak tutuyor mavi onu. Deniz'in canım, Deniz doğduğunda bir tane Fatma'yı, bir tane de Nuray Kırka örmüşlerdi. Hı hı. Onlar da çok kalındı. Hani ben şeyde zaten bebek arabasında kalın battaniye falan da kullandığım için ayrıyeten hem ben mont almıştım, hem de kim aldıydı? Ha, o normal Çağlar, bizim şey, senin orada Zeynep abla var ya, oturan akraba. Onun oğulları Deniz'i çok seviyorlardı, onlar da mont aldı. Deniz'e bir gün şeyde Gülük'te gezdikleri yerde bir mont görmüşler. Çok hoşlarına gitmiş, almış gelmişlerdi. Deniz'e bunu giydir Leyla abla diye. Deniz'e genelde Çağlar'ından Onur'un aldığı montu, bir de benim aldığım montu giydirdim. Bir de işte o hırkalarım. Zaten hırkalar olunca da o gün kalın hırkalardı yani yengemle Nuray'ın yaptığı da. Onları ağırlık kullandım, onları kullanmadım o yüzden. Sana verdiklerim hiç kullanılmamıştı. Yani hiç sanki sarıyı alacağım mı, saklayacağım mı gibisinden dedim. Hayır. Bunlar senin işini gördüm, evin içinde giydirdim. Evin içine de giydiriyorum, evin dışına da giydiriyorum. Ben rahat oluyor. Evin içinde mavi çok rahat oluyor Leyla. Ben hani şey hediye olarak götürmeye de kıyamadım da. Alkan'a verdim yani. Sağ ol, Allah razı olsun. Leyla teyitesi de bizi çok... Onları da şey işletti aslında. Kimdi ya? Yakın akrabalardan birisiydi de tam hatırlayıp işlemişlerdi. Annem birilerini işletmişti sanırım yeni. Diğer yengemin dayımın eşini işletmişti herhalde, tam hatırlayamadım. Ördürmüştü yani. Aha, ördürmüştü. Ama şey, Nuray'la Fatma yengemin yaptığı hırkalar tam üzerine göre, biri yeşil, biri de mavi olunca erkek çocuğuna göre. Çok da güzeldi, onları kullandım ben. Zaten onlar biraz da büyük olmuş. 2 yıl onlar beni götürdü yani. Deniz'i götürdü. Ya öyle oluyor zaten, mesela şimdi İsmail'den küçülenler hiçbirini şey yapmıyorum, hepsini bazanın altına istihliyorum. Hakan'a 3 yaşından sonra hiç kıyafet almayacak. Hep İsmail'in kıyafetlerini giyecek sürekli. Mont var, ayakkabı var. Ayakkabılar artık bu saatten sonra canım, olmaz da. 3 yaşına kadar ben Deniz'e doğru düzgün kıyafet almadım. Ben sana anlattım ya. Geldi. Çok hoşuma giden şeyleri aldım. Tek tek o çok hoşuma giden, çarşıda gezdiğim yerde çok hoşuma giden şeyleri aldım. Çünkü Taylan'ın şeyi,
Derya var kuzeninin, teyzesinin kızı. Deniz'in oğlundan bir yaş büyük. Derya sürekli bana kıyafet gönderdi 3 yaşına kadar. Sonra Deniz'in gelişimi Ezel'in gelişiminden daha ileride olduğu için artık Ezel'in kıyafetleri de Deniz'e olmadı. Deniz'e olmayınca şeyde Elif'in oğlu var benim kuzenimin. O Mersin'deki babam var ya. Çınar, Elif gönderiyordu Çınar'ın kıyafetini. Çınar da Deniz'den bir yaş büyüktü. Çınar'ın kıyafetleri de olmadı. Ama Deniz'in yani, gelişimi biraz ileride gidiyor yani. Elif bir yıl yani gönderdi, Derya 3 yıl gönderdi bize. O yüzden şey yapmadık. Ben de Derya'dan gelenleri ilk önce ben giydiriyordum, sonra Elif'e gönderiyordum. Şimdi şey, Eren'e gönderiyor Süleyman'ın oğluna, kardeşimin oğluna. Geçen işte sen var mıydın, yok mu? Sen miydin? Meral miydi? Elif arada kızıyor. Eren oldu, Çınar'ı unuttun. Sen montunu çıkarmadın. Mont çıkmamış ya. Dur bir mont çıksın, mont. Gel. Dur. Bir de pedala basıp gitsin anne. Hakan. Hiç. Bu motor çalışma sesi neden sonra çok hoşuna gitti. Yeter. Bak buraya basacaksın. Ayağını daya buraya. Bas. Acemi şoför, acemi. Öğrenecek daha. Bak. İsmail'cim şu işi açar mısın anne? Çok sevdim bu arabayı. ATV. Evet, ATV'yi çok sevdim. Kahraman benim üzerimdeki. Senin de vardı annem zamanında. Benim vardı. Ama artık büyüdüm ben. Evet. Açık kapatmayı da biliyor. Açık kapatmayı biliyor. Çıkan ses hoşuna gidiyor. Evet. Geriye giderim. Buna bas. Hayır, buna bas. Bas şimdi. Gaza bas. Bas gaza, geri gideceğiz. Neyse, inşallah ilerleyen zamanlarda tabii ki de öğrenecek. Tabii hadi bunu öğreneceğine göre. Evet arkadaşlar, ben sizlerden yavaş yavaş izninizi istiyorum ve videomuzu sonlandırmak istiyoruz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like, kanalını oradan bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.